Arkadaşlar, bugün sağlıkla birlikte size regresyon konusunu anlatacağız. İlk önce en basitinden başlayacağız, tek değişen regresyondan. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Kaç kişi daha öncesinde makine öğrenmesiyle ilgili bir şey yaptı? Hani bir model çalıştı, bir şey yaptı, görebilir miyim? Hani bir şey yapmam lazım. Tamam, gayet iyi. Hiç yapmayan, hiçbir şey bilmeyen makine öğrenmesiyle ilgili. Peki, türev ve matris bilen kaç kişi var? Tamam, hepiniz el kaldırdınız, soru soracağım birazdan. Tamam, o da öyle. Tamam, devam ediyorum. Önce model göstermeyle başlıyoruz. En basitinden şöyle, elimizde bir veri seti var. Bu veri setini de, mesela oda satış fiyatını bilmeye çalışıyoruz bir evin. Ve evin metrekaresi var. Bu datayı çizdirdiğimizde böyle bir şey oluşuyor. Ve biz bunu tek bir çizgiyle anlatmaya çalışacağız. Bugün böyle bir şey yapıyoruz. Tek bir çizgiyle biz bunu söyleyebilir miyiz? Şimdi devam ediyorum. Az önce zaten hepsinden bahsedildi. Biz ortadaki regresyon problemini çalışacağız. Regresyon problemi devamlı olan veriyle çalışıyorsunuz. Kesikli veriyle çalışmıyorsunuz. Sadece böyle. Şimdi her şeyi matematiksel bir şey yapacağımız için notasyonlar üzerinde çalışırsak formülü kafamıza algılarsak zaten gerisi çok kolay olacak. O yüzden şimdi bunları üzerine biraz konuşmamız lazım. X bizim birli değişkenlerimiz. Burada biraz önceki örnekten mesela onu koydu. Y çıktı değişkeni, bilmek istediğimiz şey, merak ettiğimiz şey, bunun fiyatı mesela. Burada mesela eğitim, M eğitim üyesindeki örnek adı. Kaç tane örneğimiz var? Katsayımız var. Katsayılarda hipotezimiz ve X'imizi kullanarak hipotezimizi bilmeye çalışacağız, tahmin etmeye çalışacağız. Eğitim verimizi X'lerden oluşturuyoruz. Bir de testlerimiz var ama bugün genel olarak eğitim verisi üzerinden çalışacağız. Eğitim verimizde de işte hangi satırı göstermesi için iyi indeksini kullanıyoruz. Mesela burada bir tane bakabiliriz. Bu eğitim verimiz. Sonuç boyutu X. Sonuç yazı da Y. Burada 4 tane mesela şey var. Bu da M oluyor. Mesela az önceki bir de işte X satır 8450 X satır. Konfiyatı da işte bayağı düşünmüş. Ona bakarsanız. Ondan sonra X'leri görüyoruz, Y'leri görüyoruz. Ve en altta da M'i görüyoruz. M'de kaç tane verimizin oldu? 1460 tane de verimiz var. Bu gördüklerinizin hepsi farklı kodlandı. Yani bunu size paylaştık. Direkt çalıştırabilirsiniz. Takip etmenizi kolaylaştıracağını düşünüyorum bu yüzden. Şimdi az önce her şeye baktık ama zaten yani katsayı ve tahmini bilmiyoruz. Onları biz bulacağız. Onları biz yaratacağız. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Eğitim veri seti en üstte X'le Y'de. Biz bir öğrenme algoritmasıyla bir hipotez ortaya koyacağız. Sonra bu hipoteze verdiğimiz yedi değişkenleriyle tahminleri ortaya çıkartacağız. Genel olarak yapmak istediğimiz şey bu. Devam ediyorum. Peki, E'yi nasıl göstereceğiz? Tek değişkende E'yi böyle göstereceğiz. Ya zaten bunu herkes biliyordur burada. Hani çok az kişinin bilmediğini tahmin ediyorum. O yüzden çok sorun olacağını sanmıyorum. En basiti bu. Şimdi tek değişkenler için bakarsak, mesela iki tane katsayı verelim. Hepsi izlersek böyle gir gir diye böyle bir tahmin edebiliyoruz. İşte yerlerimiz 1, 2, 3, tahminlerimiz 0, 5, 1, 1, 3, değişim. Şimdi bunların yanında bu katsayıları oluşturabilmemiz için, bu hipotezi çok iyi bir şekilde yapabilmemiz için bir bedel fonksiyonumuz var. Şimdi bunu tartışacağız biraz. Pardon, çocuk geçtiniz ama baş nefesine hemen bir şey yok. Çok hızlı geçti. Tamam, iyi bir şey. Buradan kalalım. Böyle. Buradan bakalım. Şimdi şunu görebiliyor musunuz? Tamam. H burada tahmin etmek istediğimiz şey. Theta bizim verdiğimiz katsayılar. X de yeri değişkenimiz. Biz böyle bir hipotez sunuyoruz. Diyoruz ki bu hipotez bizim çıktığımızı söyler. Yani konut fiyatını bu söyler diyoruz. Böyle bir hipotezde bulunuyoruz. Şimdi biz bu hipotezi adresini dolduracağız. Devam edelim. Bu şekilde mesela az önceki formülde ilk teta 0'a 0 verdi. Yani katsayı 1. katsayı 0 verdi.
20. katsayı 0.5 vardı. X değerleri 1-2-3. Buna istinaden de çıkan tahminlerim solda görüldüğü gibi. Geçir zevdiğimde böyle bir eğri oldu. Yaptığım şey buydu şu an. Bu kadar basit bir şey bu. Devam ediyorum. Bu sorunuza cevap oldu mu acaba? Oldu mu şu an? Oldu mu? Yani olmadıysa bir daha şey yapalım. Yani sonuçta burada öğrenmek amaçlı. Hani bu temel düzeyde öğrenilen bir şey olduğu için hani şey yapmak istemiyorum. Sıkmak da istemiyorum. O yüzden şey yani hani biraz hızlı geçmek istiyorum. Çünkü daha ileride daha karmaşık şeyler konuşacağız. Yani... Doğrusal regresyon olduğu için bu formülü biz kendimiz bir farklı formülü olur. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani bu doğrusal regresyon tek bir çizgiyle daha doğrusu bir eğri şeklinde de olabilir. Bunu bilmeye çalışıyoruz. O yüzden de kas sayılarımız var. Kas sayılarımızla x'leri çarpıyoruz. Olay bu yani. Devam ediyoruz. Ayrıca tepkiniz için teşekkür ederim. Yani bir şey varsa bizler de şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani durdurabilirsiniz beni. Bir herhangi bir sorun yok. Çünkü burada sizin için varız şu an. Devam ediyorum. Evet, şimdi yine şey yapıyoruz. Konut fiyatını tahmin etmeye çalışıyoruz. Elimizde konut boyutu var. 1460 tane verimiz var. Bu verileri kullanarak kas sayıları, yani biz bir kas sayıları bulup, en iyi kas sayıyı bulup burada bunu ifade edebilmemiz lazım. Hemen bakmak istediğimiz şey bu. Mesela farklı değerler verelim. Mesela 0. kat sayıya 1.5 verdim. 1. kat sayıya da 0 verdim. Bakın şurada formül var. Direkt burada formül var. Theta 0'da theta 1 ve x'in çarpımını topluyorum. Yani şuradan aldığım değeri buraya koyuyorum. Buradan aldığımı buraya koyuyorum. Buradaki değerlerle çarptığımda burada çizdiriyorum. Şurası x, şurası da tahmin. Bu zaten bir yerin sabit konusunda. Devam ediyorum. Paylaşacağız zaten slaytları. Yani slaytları paylaşacağız. Çok zor olmamıza gerek paylaşmak. Kitaptan da paylaşırız, kitaptan da paylaşırız. Şimdi buraya geldim. Burada aynı durumu farklı değişkenler var, farklı kastayılar veriyorum. Mesela teta 0'a 0 veriyorum. Teta 1'e 0.5 veriyorum. Bu sayede gördüğünüz gibi bir eğimli bir şey elde etmiş oluyorum. Şimdi bakıyorum mesela, evet, tamam. Değerlerim 0.5, 1.5 oldu. Farklı sabit bir fonksiyon olmadı mesela. Devam ediyorum. Burada da mesela teta 0, yani kasayı 0'a 1 verdiğim için bu biraz yukarı doğru çıksa eğimine 0.5 eğim verdiğimde böyle bir şey olmuştu. Şimdi burada tahmini nasıl yaptığımız az çok şey yapmış olmamız lazım. Çıkarmış olmamız lazım. Bu da tahmin çıkarabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Soruyor. Ben çıkarım. Şu an sadece tahmin yapıyoruz. Neyi tahmin ediyoruz? X var elimizde tahmin. Oraya geleceğim. Tahmin olmadığınızı nereden anlayacağız? Birazdan geleceğim oraya. Problem neydi ya? Ben problemi anladım. Evet. Birazdan geleceğiz zaten. Şimdi bu söylediğimize geliyoruz. Kırmızı noktalar bilmek istediğimiz şeyler. Biz de bu bilmek istediklerimize karşılık bir kas sayı şey oluşturuyoruz. Kas sayılarımızı veriyoruz ve göstereyim. Şuradaki formülle bunları verdiğimizde en iyi şekilde bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Yani genel olarak amacımız bu. Yani bizim gerçekleşen değere ne kadar yakın olduğumuzu bulmaya çalışıyoruz. Önemli olan şey gerçekleşeni ifade edebilmemiz. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Bir tahminde bulunduk. Katsayılarımız vardı. Bir de tahmin etmek istediğimiz şey var. Y var. Y bizim tahmin etmek istediğimiz şey. Yani burada evin fiyatı bulunduk. T ise hipotezimiz, tahminimiz. Bizim söylediğimiz, hani bizim katsayılarla bulduğumuz tahmin dedi. İkisinin arasındaki fark artık oluyor. Yani bu ikisinin arasındaki fark ne kadar düşük olursa biz o kadar iyi tahmin yaparız, değil mi? O yüzden biz bunu eksilerin artıları götürmemesi için
alıyoruz ki daha düzgün bir şekilde bir işlem yapalım. Ardından da işte türev için burada bir bölü 2 geliyor. Bunun hepsini şurada gördüğünüz toplam örnek adedine bölüyoruz. Bu sayede örnek adedinden etkilenmemesini sağlıyoruz. Ve bu bedel fonksiyonunu oluşturmuş oluyoruz. Bugün amacımız bu bedel fonksiyonu aslında. Bu bedel fonksiyonunu en iyi şekilde, en düşük şekilde getirebilmek. Bunu yaparken de teta 0 ve teta 1 katsayıları değiştiriyoruz. Olabildiğince değiştirerek bunu yapmaya çalışacağız. Bunu yaptığımızda göreceğiz ki biz ev fiyatını iyi bulmaya başlayacağız. Bu ya. Devam edelim. Mesela buradan bakalım. Şimdi mesela x'imiz var. Teta 0 ve teta 1 için teta'nın 0'a 0 oldu. Sadece teta 1'in 1 oldu ortamda. Bir tane saatte burada ikisi, yani tahminimizde y'ler arasında bir fark olmadığı için, yani ikisinin arasında fark olmadığı için bedelimiz 0 çıkıyor. Bedelimizin fonksiyonu da mesela katsayı ve bedel olarak buradan görebiliyoruz. Devam ediyorum. Mesela buradan bakalım. Şeyi değiştirdik. Az önce burası şeydi, 1'di. Şimdi 0,5'e çektim. Bakın görüyorsunuz arada farklar var. Böyle farklar var. Bu farklar yüzünden burada bedelim büyüdü. Bu benim istemediğim bir şey. Çünkü şu an iyi şey yapamıyorum. İyi ifade edemiyorum yeri. Yeri iyi ifade etmek istiyorum. Mesela birkaç tane daha örnek de bunun üstünden geçelim. Daha iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Mesela bakarsak da ben çok alakasız bir şey yapmışım. Yani tahmin etmek istediğim şey yukarı doğru giderken ben terse bir eğim oluşturmuşum. Şu gösterdiği şey aslında zaten eğim. Yani eğimi gösteriyor. Terse bir şey oluşturduğum için arada çok büyük farklar oluşuyor. Şimdi birkaç tane daha yapacağız ve görüyorsunuz burada da farklar var. Burada mesela şeyi arttırmışım, eğimi arttırmışım ama fazla arttırmışım, geçmişim. Burada daha da geçmişim. Sonra bakarsak bedel fonksiyonu böyle oluştu. Az önce sadece teta 1'leri, yani katsayı 1'leri değiştirdim. X'in önündeki katsayı değiştirdim. Bu katsayı değiştirerek bir bedel şeyi oluşturdum, maliyeti oluşturdum. Bu oluşturduğum maliyet şeyinde, şimdi buradan artık bu tetalar için, yani bu katsayılar için benim elimde bedelin ne olduğunu, nasıl değiştiğinin bir ifadesi var. Ben burada en uygun noktayı seçerek bu bedeli, yani bu tahmini iyileştirebilirim. En iyi noktayı yapabilirim. Burada da seçeceğim nedir? Bedelin sıfır olduğu nokta, yani katsayı 1'in 1 olduğunu. Burada sadece tek bir tane katsayı değiştirerek bedeli optimize etmiş oldum şu an. Yani en iyi hale getirmiş oldum. Bunu ama tabii bu moral bir şey yaptık. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Yine söylediğim gibi, az önce yaptığımız gibi önemli olan şey şurası. Ve şimdi şöyle yapacağız. Az önce sadece teta 1'i değiştirmiş. Sadece birinci katsayı değiştirmiş. Şimdi ise sıfırıncı katsayı değiştireceğiz. İki katsayının değişimini izleyeceğiz. Hani sadece bir katsayın değişimiyle tek bir değişken, yani tek bir görselde yapabildik. Ama şimdi iki katsayı değiştirsek nasıl olacak? Ona bakacağız. Mesela örnek olarak yeniden başlıyorum. Ne yapıyorduk? Konut fiyatını bilmeye çalışıyorduk. Konut boyutumuz vardı. Mesela bunu ben kafadan çiziyorum. İşte katsayı 0'a 50 bin verdim. Katsayı 1'e 12 verdim. Bu şekilde bir şey oluştu. Ben bunun işte maliyetine bakacağım falan. Hani ne kadar iyi çiziyorum falan bunları göreceğim. Mesela burada hesaplamışız. Şöyle yapıyorum. Az önce o gördüğünüz denklemde buradan işte tahminim var. Gerçek değer var. Bunların karesini aldım. Sonra hepsini topladım. 1460 değer için topladım. Sonra bunları 1 bölü 2 m ile çarptığımda bana tahmin vermiş oldu. 1466 için şöyle uçuk bir rakam çıktı. Çünkü karesini aldığım için rakamlar büyüyebiliyor. Amacım bu rakamı düşürmek. Daha düşük bir hale getirebilmek ki daha iyi anlatabilirim. Bakın, az önce tek bir tane şey yapmıştık. Yani iki boyutlu bir görselle anlatabilmiştik. Şeyin değişimini, bedelin değişimini.
Ama şimdi teta sıfır da olduğu için, şurada, teta sıfır da olduğu için 3 boyutluya döndü. 3 boyutluya, burada az önce en dipte olan noktayı bulmuştuk. Burada da en dipte olan noktayı bulacağız. Şimdi burada ne oldu? Kaseye dönüşmüş oldu. Kase oldu. Kasenin en dipteki noktası bedenin en güçlü olduğu nokta. Bedenin en düşük olduğu nokta benim aradığım nokta. Ben şimdi ne yapacağım? Teta 0 ve teta 1 için bedenin en düşük olduğu noktaya gitmeye çalışacağım. Devam edelim. Evet. Nasıl? Evet, paylaşacağız. Git alttan ve mit alttan paylaşacağız. Şimdi buradan bakalım. Ne yapmıştık? Bir öncekinde paralel çizdirmiştik. Şimdi kontrpilot çizdiriyoruz. Kontrpilot nasıl bir şey? Az önceki kase vardı ya, kasenin yukarısından baktığınızı düşünün. İşte bunu göreceksiniz. Bu kontrpilot oluyor. Burada kasenin en orta noktası, bedenin en düşük olduğu nokta. Benim sallayarak yaptığım şeyin ne kadar bedene yakın olduğunu burada görüyoruz. Amacımız şuraya gelebilmek. Buradan gördüğünüz gibi formülümüz aynı. Katsayı 0'a, katsayı 1'e, 1'i ile çarpıyoruz. Böyle bir şey oluşturuyoruz. Yani şu çizgimiz bizim tahmin. Kırmızılarımız, yani şu noktalarda bizim bilmek istediğimiz ayarlar. Bu sayede işte bir dakika. Şimdi burada sonuçta biz şöyle bir şey yapamayız. Hepsini sallayıp orta bulma bulamayız. Çünkü öyle bir şeyimiz yok. Hani şöyle hesaplayabilecek bir algoritma ihtiyacımız var. Hani çok büyük bir şey olacak, çok farklı değişkenler olacak. Yani iki tane değişken değil, bir sürü değişken olacak belki. O yüzden bunu ne yapmamız gerekiyor? Bunu bir algoritma ile yapmamız gerekiyor. Bunu bir sistemle yapmamız gerekiyor ki oraya, yani şu hedefimize ulaşabilirim. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bakarsınız, elimizde bir beden fonksiyonu var. Bunu minimize etmek istiyoruz. Bunu öyleyse teta 0 ve teta 1 değerlerine başlayacağız ve bunları değiştirerek bedenin düşük olduğu noktaya gideceğiz. Yani ilk böyle çizdirmiştik ya, böyle bol şeklindeydi. Şimdi onun en alt noktasına gidecek şekilde adım adım aşağı inecek şekilde bir çalışma yapacağız. Buna bakarsak da şöyle bir şey oluşuyor. Mesela biz şu noktadayız. Teta 0 ve teta 1'i değiştire adım adım ilerliyoruz ve böyle gidiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bazen farklı noktalarda yani lokal minimumlar olabiliyor. O yüzden bu işlemi yapmakta dikkatli olmamız gerekiyor. Aynen burada olduğu gibi. Mesela buraya gitmek yerine buraya da gidebilir. O yüzden hareketlerimize dikkat etmemiz lazım. Şimdi bunu yapacağımız algoritma da işte dereceli azaltma algoritması. Dereceli azaltma algoritmasında da şöyle bir şeyimiz var. Burada bedel fonksiyonunu teta'ya göre türevini alıyoruz. Daha sonrasında bunu bir öğrenme hızıyla çarpıp teta'dan çıkartıyoruz. Bu sayede teta'yı hep değiştiriyoruz. Yani kat sayıları hep böyle güncelliyoruz. Bu sayede güncelliyoruz. Kat sayıları bu şekilde güncelledikten sonra elimizde yeni kat sayılar oluyor. Ve o kat sayılar bir adım yaptığımızda şuraya geliyor. Bir adım yaptığımızda buraya geliyor. Yani kat sayılar güncellendikçe aşağı doğru inmiş oluyoruz. Devam edelim. Mesela bizde ne yaptık? İki tane kat sayı vardı. İki tane kat sayı için bunu hesaplıyoruz. Bunlar geçici değerler, temporary değerler. Bu sayede de işte bir sonraki kat sayıyı hesaplamış oluyoruz. Devam edelim. Evet. Burada şurası türev. Öğrendiğiniz daha az önce bahsettiğim gibi. Evet, şimdi türevi ne yapacağız? Buradan bakıyoruz. Negatif eğim ve pozitif eğim nerede? A'daki eğimin pozitif olduğunu düşünen kaç kişi var? A'daki eğim ne? Pozitif mi de negatif mi? Bunu soruyorum. Pozitif olduğunu düşünen kaç kişi var arkadaşlar? Ben bu tepkiyi almak istiyorum. Yani kimse kavramamalı geçiyoruz. Hani bugün bu işi yapabilmeniz için bu gerekli bir şey. Evet. A'da negatif, B'de pozitif, C'de de 0. Zaten C bizim istediğimiz nokta. Devam ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Biz A değerini çok küçük olursa, hani A değeri küçük olursa buraya gitmeniz çok uzun sürüyor. O yüzden hani düzgün bir değerle ilerlememiz lazım.
aşağı inmenizi engelleyebilir. Çünkü iyi seçerseniz buradan yani dışarı çıkma şansınız var. Seçemediğiniz için burada kalıyorsunuz. Devam ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Öğrenme hızını değiştirmenize gerek yok. Neden derseniz, öğrenme hızı burada zaten türev yüksek olduğu için bir anda buraya atlıyor. Ama türev burada daha küçüldüğü için daha küçük adım atıyor ve yaklaştıkça küçük adım atarak ilerliyor. O yüzden de bu noktaya geldiğinde netörü zaten sıfır olacak ve değişmeyecek. Öğrenme hızını sabit bırakmamız zaten yeterli bir şey sağlıyor. Küçültmenize gerek yok. Son kez bu bütün notasyonumuza bakıyoruz. Detaylar için son kez bakıyoruz. Detayların nasıl değiştiğini ve formülümüzün hani hangi formülün hangi bedel fonksiyonuyla çalıştığımızı bir daha görüyoruz. Evet. Şimdi mesela bizde iki tane şey vardı, deta vardı. İki tane katsayı vardı. Birinci katsayımız 0. İkinci katsayımız da 1. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Geri değişkenliğinde ilk katsayının x değişkenleri her zaman 1 olur. O yüzden şurada türevini aldığımızda x buraya gelmez. Burası 1 olduğu için böyle kalır. Bakarsak da tahmin eksi gerçek değer çarpı x bizim aslında türevidir. Hani şuradaki formülün türevi budur arkadaşlar. Bu şekilde türevi almış oluyoruz. Türevini aldıktan sonra zaten önemli bir şekilde çarpacağız. Türevi de şöyle, içinin türevi de çarpı kendisi. Devam ediyorum. Şimdi, bunu yapalım. Buradan başlıyoruz. Sabitimiz böyle bir rakam. Şuradan, ya da sıfırımız burada, ya da birimiz de burada. Şimdi biz bu noktaya gideceğimiz için bunları değiştire bu noktaya ilerleyeceğiz. Ne yapmamız lazım? Buradan adımlar atarak ilerlememiz lazım. Bu adımları da nasıl atıyoruz? İşte biraz daha yakın bir şey seçtik. Biraz detayı şey yaptık. Hani burada zaten ne eğim? Hani aşağı doğru bir direk frame olduğu için işte detayı mesela şu tarafa doğru mesela teta burada şey yapacak. İlerleyecek. Pozitif frame var. Pardon. Katsayı 1 ise şu tarafta ilerleyecek. Yani yukarı doğru ilerleyecek ki ikisi birlikte ilerlesin. O yüzden bu değerde, yani şu değeri küçültürken bu değeri büyütüyoruz. Bunu birkaç kez yaparak devam ediyoruz. Bunu birazdan birkaç, bir 15-20 dakika sonra da algoritmayı nasıl yaptığımızı göreceğiz. Bu şekilde ilerliyoruz ve ilerledikçe şey noktasına gidiyoruz. Ulaşmak istediğimiz noktaya gidiyoruz. Ulaşmak istediğimiz noktada teta'nın değeri bu şekilde, yani birinci katsayının değeri bu şekilde ve sıfırıncı katsayının değeri bu şekilde, birinci katsayının değeri de bu şekilde oluyor. Ve biz bu noktada şu çizdiğimiz, çizebileceğimiz en iyi çizgi şu an. Yani bu verilerle daha iyi bir doğrusal bir şey çizemeyiz. Yani iki değişkenle çizemeyiz. Buna hepsini bir kere daha azaltma olduğu için yıl azaltma alıyorsunuz deniyor. Burada da formülü görebilirsiniz. Şimdi sözü sana bırakıyorum. Bugün matrislerden bahsedeceğim genel olarak. Matrisleri bilen çok kişi var sanırım ama gene de bilmeyenler için anlatayım bile. Matrisler nedir? Dikdörtgensel sayı tablolarıdır aslında. Direkt örnekler üzerinden göstermeye çalışacağım. Hemen örneğimi de geçelim. Şimdi ilk maddesimiz 2-3 bir matris gördüğünüz gibi. 2-3 ne demek? Satır sayısı 2, sütun sayısı 3 matris. Demek satır sayısı hangisi? 1-2-3'ün bulunduğu yer şu anda ilk satır oluyor. 4-5-6'nın bulunduğu yerde ikinci satır oluyor. 1-4'ün bulunduğu yer ilk sütun oluyor. İkinci sütunda 2-5'in olduğu yer oluyor. Genel olarak böyle bir matrisler. Vektör matris diye bir şey var. Vektör matris ise yani aslında bu da bir matris. Ama biraz daha matrisi özelleştirilmiş halde, tek özellikle tek boyutlu olmalıdır vektör matrisleri. Örnek üzerinden hemen bakalım. İki tür vektör matris vardır bu arada. Birisi sütun vektör, öbürü de satır vektör. Aralarındaki fark sütun sayısı 1 olan sütun vektördür, satır sayısı 1 olan da satır vektördür. Yani örneklerden de gördüğünüz gibi. Şimdi matrislerde toplama ve skalar çarpmadan bahsedeceğim. Toplamayı yapabilmek için ilk önce
iki maddesinde ya da kaç tane maddesiniz varsa satır ve sütun sayısının birbirine eşit olması gerekiyor. Başka türlü toplama yapamazsınız dedi çarpma. Hemen örneğimize geçelim. İlk maddesimiz 3'e 2, ikinci maddesimiz de 3'e 2. Demek ki toplama yapabiliriz, kuralımız uyuyor. Toplama nasıl yapılıyor? Yani ikisinin de satır ve sütun sayısı birbirine eşit olduğu için mesela buradaki 1 ile buradaki 4 katına, gördüğünüz sonucu 5 çıkıyor. İlk birinci satırda birinci sütun mesela 1, bu 4 katına ve sonuç 5 çıkıyor. Böyle böyle devam edelim. Çarpı sonuçta zaten çıkan sonuçta satır ve sütun sayısı 3'e 2 oluyor. Devam edelim. Skalar çarpmanın normal çarpmadan herhangi bir farkı yok. O da yani tek farkı maddesi çarpıyorsunuz. Başka bir farkı yok. Şu an yaptığımız örnekte 3 ile çarpıyorum mesela maddesinde. Bütün maddesi elemanlarını 3 ile çarpmış oluyorum şu anda. Pek bir fark yok burada. Maddesi çarpması burada işte olarak karışıyor. Burada maddesi maddesi çarpabilmek için ilk önce ilk maddesimizin sütun sayısı, ikinci maddesimizin de satır sayısına eşit olması gerekiyor. Eğer eşit değilse çarpma yapamayız. Örnek üzerinden hemen gösterelim. İlk maddesimiz 2'ye 2 maddes, ikinci maddesimiz de 2'ye 2 maddes. İlkinin sütun sayısına bakıyorum 2, ikincisinin de satır sayısına bakıyorum. O da 2. O zaman çarpma yapabiliriz. Çarpma işlemimiz gerçekleşir. Çarpma nasıl yapılabiliyor peki? Şimdi ilkinin satırlarıyla ilkinin sütunlarını çarpıyoruz. 1 ile 0'ı çarpıyorum, 0. 3 ile 3'ü çarpıyorum, 9. İkisini topluyorum, 0 ile 9 topladım, 9. Buraya yazıyorum. Sonra 2 ile 0'ı çarpıyorum, 0. 5 ile 3'ü çarpıyorum, 15. 15 ile 0'ı çarpıyorum, 10. 15 ile 0'ı topluyorum, 15. Böyle devam ediyor. Diğer tarafta da aynısını yapıyoruz. Satırları çarpıyoruz. Çarpımda böyle yapılıyor. Yani burada bir de şöyle bir kural var tabii. Çıkan sonuç, yani işlemin sonucu, çarpmadan çıkan üçüncü sonuç şöyle olur. İlkinin satırını, ikincisinin de sütununu alır. Gördüğünüz gibi kurda daha iyi görünüyor. Diğeri kare oldukları için anlaşılması daha zor olur. İlkinin satır sayısı 4. 4 gördüğünüz gibi çıkan sonuç. İkincinin sütun sayısı da 3. 3 gördüğünüz gibi. Şimdi sadece çarpım özellikleri. Şimdi oraya geçelim. İlkine gelelim. Çarpmada değişme özelliği, yani 3 ile 5'i çarparsak veya 5 ile 3'ü çarparsak sonuç mesela 15 çıkar normal çarpmada. Ama matematikte böyle bir kural yok, daha doğrusu böyle bir olay yok. Eğer çarpım yapacaksanız, yani çok kesin demeyeyim ama çoklukla, sıklıkla daha doğrusu birbirine eş çıkmazlar matematikler. Hemen önce üzerinden gösterelim. Yani kesin değil ama arada birbirine benzer matematikler de çıkıyor eş olan. Şimdi A ile ilk 2'ye 2, ikincisi de 2'ye 2 bir matris A ile B. Çarpımına bakıyoruz. A ile B'yi çarpmışız, yani yan yana çarpmışız. Sonuç ilk 0, 2 ile 0, ikincisi de 0'a 0. Ters taraftan çarpıyorsa B ile A'yı çarpıyoruz. İlk 0, 0'a 0, ikincisi de 2'ye 2 çıkmış. Bu da zaten çarpmak değişim özelliği olmadığını gösteriyor matrislerde. Genellikle. Çarpmada birleşme özelliği matrislerde de vardır. Yani hemen örneğin neden göstereyim, hatta hiç anlatmaya gerek yok. A'yı, A diye matrisimiz var, B ve C diye matrislerimiz var. Gördüğünüz gibi örnekteki yine. D diye bir değişkene B ve C'yi çarpıp koymuşum. Sonra A ile o D'yi çarpmışım, sonuç çıkmış. İkinci olarak da A ile B'yi çarpmışım, E diye bir değişkene koymuşum. O E ile de C'yi çarpmışım, sonuç gördüğünüz gibi ikisinde de aynı çıkmış. Ama yerleri tabii değiştirmemek kaydıyla. Yerleri değiştirsek gene olmaz. Birim maddesi de yani çarpmanın etkisi elemanı diyebiliriz aslında. Çarpmanın etkisi elemanı 1'dir mesela matematikte. Maddeslerde de birim maddesi kullanıyoruz çarpmanın etkisi elemanı olarak. Hemen bu arada birim maddesler kare maddeslerdir. Onu da söylemem lazım. Kare maddesi olmadığı sürece çarpmayız. Yani 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 maddeslerdir birim maddesler. Hemen bir bakalım nasıl olmuş. Çarptığımız matris birim maddesine çarptığımız zaman direkt yine aynı sonuç çıkacak zaten. Gördüğünüz gibi birim maddesine herhangi bir 2-3'lük bir maddesi çarptım. Sonucumuz gene aynısı çıktı. Terzi ile çarparsam, yani yerlerini değiştirerek çarparsam gene sonuç aynısı çıkacak sonuç olarak. Terzi ve devrik maddeslerden bahsedeceğim. Burada birazcık kurallar giriyor içeriye. Ters maddesine başlıyoruz ilk önce. Şimdi ters maddesin, yani bir şeyin tersine alınmanız için önce kare maddesi olması lazım. Kare maddesi olabilmesi için de, yani her kare maddesinin tersi yoktur. Önce bunu söyleyeyim. Ve ikinci bir kural daha var. Determinantı, yani tersine aldığımızda, yani determinantı sıfırsa bu tekil maddesidir. Ve yani bunun tersi yoktur deriz. Hemen bir örnekleri bakalım. A ile B diye iki tane
şeyimiz var, 2-2 bir maddesimiz var gördüğünüz gibi. Tersini aldığımız zaman böyle bir sonuç çıkmış, sıfır çıkmamış. Şimdi eğer normal matrisle tersini çarparsanız sonucun bir matris çıkması gerekir. Gördüğünüz gibi ikisini birden çarptığımız zaman da, tersiyle beraber kendisini çarptığımız zaman da birebirlik bir birim matris ortaya çıkıyor. Devrik matris olarak da bu da tek farkı satır üstü sayıların yer değiştirmesidir. Yani 2-3'lük bir matrisimiz var şu an elimizde. Bu 2-2'lik bir matris olacak. Nasıl oluyor? Hemen görelim. Buradaki bir o yerde kalıyor. 2-10 altına geliyor. 0-10 altına geliyor. 3-10'un yanına geliyor. 5 burada olduğu yerde kalıyor. 9-10 altına geliyor. Aslında burada olan bu. Sadece yer değiştiriyorlar. Bu kadar benim anlatmak istediklerim. Teşekkür ederim. Onu takip ediyorum. Çok değişkenli regresyona gidiyoruz şimdi. Az önce bunu tek değişkenle yaptık. Bunu çok değişkenli yapabilmeniz için matrislere ihtiyacımız var. Onu da sağlık sayesinde görmüş olduk. Çok hızlı bir şekilde çok değişkenli geçeceğiz. Çok değişkenli... Bunun boyutumuz var. Normalde tek değişkenli bunu kullanmıştık ama şimdi başka değişkenlerimiz de var. Mesela viraj boyutu, yorumuna dair, şöyle boyutu gibi değişkenlerimiz de var. Ve bunları kullanarak daha iyi bir şey bilmeye çalışacağız. Notasyonlarımız aynı notasyonlar. İşte örnek adedinin bir değişkenleri, katsayı, protest, belirtilmesi. Fakat buna birkaç tane daha yeni notasyon ekliyoruz. Nitelik adedi var artık. M vardı. M soldaki satır sayısıydı. M de sağa doğru giderken sütun sayısı olacak. İ ve J'lerle de bunları indislerini göstereceğiz. İ satırlardaki indisler, J'lerde sütunlardaki indisler. Devam ediyorum. Şimdi artık tek değişken bir de kullandığımız yapıyı kullanmıyoruz. Bunu kullanıyoruz. Artık bunun daha iyi ifade edeceğini düşünüyoruz. Hani daha iyi bir şey bulabileceğini düşünüyoruz bu noktada. Şimdi derilerimiz bu hale geldi. Ne oldu? Niteliklerimiz bunlar. Yani bir değişkenlerimiz bunlar. Ondan sonra işte bu bir değişkenlerimize göre veririz. Y'imiz bu şekilde. Y'imiz aynı. Herhangi bir yani çıkı değişkenimiz aynı. Bilmek istediğim şey aynı. Mesela geçen sefer iki tane katsayı kullanmıştık. Şimdi beş tane katsayı kullanacağız. Aynı şekilde katsayılarımızı yerleştirip bir tane katsayı data frame oluşturduk. Veri çerçevesi oluşturduk. Ondan sonra, şimdi şöyle bir şey var, defalarca söyledim. Aslında data, arkadaşlar şurada x1 yazıyor, burada da x0 yazıyor aslında. Ama x0'lar her zaman 1. O yüzden her zaman 1 olduğu için yazmıyoruz. Fakat bunu bizim yerimize eklememiz lazım. Yoksa işlem yapamayız. Tahmini buldu.
Sonra gerçek değerden çıkardım. Karesini al olduğu gibi. Sonra bunu bütün ondaki veri için toplayıp ardından da 1/2 m. M de kaç tane satırda şey oluyordu, örnek adede oluyordu, örnek sayısında. Bunu yaptığımızda da bedelimizi bulduk. Bedelimiz böyle buçuk bir rakam çıktı. Amacımız bu buçuk rakamı düşürmek. Devam ediyorum. Şimdi ayrıca yani 500 yıl dediğimiz sistemim var, artık. Artık'ta işte tahminimizden iyi çıkarmamız. Artık'ları da bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Devam ediyorum. Şimdi az önce gördüğümüz dereceleri azaltmayı şimdi Avrupa'ya yapacağız. Az önce çünkü şey yapmıştık, hani direkt bulup yapmıştık. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Normal denklem yolundan da bahsedeceğim. Böyle yapıp orta noktayı bulduğumuz için böyle çizdirip gösterebilmiştik. Ama şimdi bunu algoritmayı nasıl yapacağımızı göreceğiz. Şimdi algoritmamızı tekrarlayalım. Değerler bir teta değeri için türev alıp onu öğrenmenizle çarpıp teta değerinden, yani kar sayıdan çıkartıp update ediyoruz. Ve bunu tekrarlıyoruz. Yani her birini bir kez hesaplayıp yeni değerleri oluşturuyoruz. Bir vektör oluşturuyoruz. Kar sayı vektörü. Ondan sonra onu bir daha algoritmaya verip bir daha çıkartıyoruz. Öğrenme hızı mı? Yani single çok değişkenli veya tek değişkenli olması artık fark etmiyor. Tek, yani bu yaptığım tek değişkenli de işe yarıyor. Tek değişkenliği konuşmamızın sebebi daha kolay anlamamız içindir aslında. Çünkü tek değişkenli tek değişkeni manipüle etmem kolay, görmem kolay. Tabii tabii yani şöyle düşünün. Yani siz y eşittir a, yani b çarpı x istiyorsunuz. Oradaki b'yi manipüle ediyorsunuz. Y'yi bilmek için. Hani onu zaten hani göstererek yapabileceğiniz için hani şeyde de yapabilirsiniz yani. Hani direkt görerek de yapabilirsiniz. Sadece şey yapmanız gereken şey bedeli yazdırmak. Hani bedelin ne olduğunu hesaplamanız. Bedeli de zaten farklarının karesinin toplamıyla alıyoruz. Bu şekilde. Şimdi nereye geldim? Arkadaşlar, olay bu. Yani görüyorsunuz burada türev var. Ve türev, bu türevi, aldığımız türevi bütün o satırlardaki için toplayıp güncelliyoruz. Bu şekilde ama şurada bir indeks veriyorsunuz. Şu J indeksi. Bu şey demiştik hani sütun sayısı vardı ya N. Kaç tane N'imiz vardı sağa giden matrisimizde. Aslında onun indeksi. Oradaki her şeyi aynı anda yapacağız. Yani hepsini hesaplayacağız ama kullanırken bir sonraki hesapta hepsini aynı anda kullanacağız. Yani bir yerden yapmayacağız. Devam edelim. Evet, mesela yapıyoruz işte theta 1 için bakıyoruz mesela. Theta kat sayı 0 için x ile ödemiştim zaten. Şu her zaman bir geliyor. Neydi? Yanlılıkta. Bu sayede işte bununla i kat sayıyı yanlılığın kat sayısını hesaplayabiliyorum. Bununla da birinci kat sayıyı yani konuk boyutunu hesaplayabiliyorum. Bununla da işte artık neydi? Şöminal dediğim gibi neydi? Onun kat sayısını hesaplayabiliyorum. Bu şekilde. Tamam. Şimdi mesela yapalım. Yani yine bir şey olarak hesaplıyoruz. Mesela burada şey yapmışım. Bir tane öğrenme hızı atamışım. Bayağı küçük bir yer. Yani şu söylediğim 1/10-8'i yani 0.0001 gibi bir değer. Bunu yaptığımda 5000 böyle güncellenmiş. Biraz büyümüş. Ama teta 1 yani birinci kat sayı şurada görüyorsunuz 10'du hop 3 günlere kadar çıkmış. Demek ki onun üzerindeki türev çok fazla. Yani o türev fazla olduğu için onu bayağı büyüttü böyle. Yani uçurdu böyle. Aynı şekilde şeye bakarsak da yani teta 2'ye bakarsak da nazaran biraz daha büyüdü. Yani demek ki burada şunu anlıyoruz. Şu önemli bir kat sayı bizim için. Çünkü değişim üstünde fazlaydı. Devam ediyorum. Şimdi bir tek normalleştirme var. Bir tek normalleştirme ne işe yarıyor derseniz şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Bizim datamızda böyle birbiriyle alakasız datalar olabilir. Yani şömine adeti mesela 0 ile 3 arasında değişiyor. Bir yerde zaten 3'ten fazla şömine olmaz herhalde. Yani çok şey bir şey. Hani Türkiye'de bir tane var. Ama hani bir tane de yok. Hani. Ama evin metre karesine bakarsanız da işte 100'ler, 200'ler, 1000'ler. Hani bu şey metrik bir de Amerikan metriğinde olduğunda bir, hani 10 binlerde falan şey yapıyorsunuz. Aradaki veri farkı çok fazla. Yani 10 binle
0-3 arasındaki veri farkı çok fazla olduğu için siz şey yaparsanız, dereceli alçalma yaparsanız böyle gidip bulmanız çok uzun sürebilir. Hem şeyiniz fazla sürer, hesaplamanız fazla sürer, hem de doğru veri bulmanız zorlaşır. Çünkü öğrenme hızınız hassaslaşacaktır. Bunu yaparsanız ise çok daha kolay, daha az iterasyonda, yani normalleştirdiğinizde daha az iterasyonda yapabilir hale geleceksiniz. Bu denedim hakikaten, yani birinde 50 tane iterasyon yapınca cevap oluyor, diğerinde normalleştirmeden 5000 tane falan. Devam ediyorum. Normalleştirmeyi mesela yapmak istediğim değerlerden bahsediyorum. Devam ediyorum. Yani normalleştirme yaparken de standart sapma, minimum maksimum farkını şurada kullanarak, yani normal değerden ortalamasını çıkartıp minimum maksimum bölerek yapıyoruz. Bunu yaptığımızda da mesela dilekçeyi göstermek istiyorum. Mesela x2'nin normal değil de, yani x1'in ki mesela 1 ile 20 arasında düşmüş olduğu sayede. Normalizasyonu böyle formülle bütün değişkenlerim için yaptım, yanlık için yapmıyorum. Çünkü yanlık her zaman bir olmak zorunda. Şimdi dereceli azaltmaya dönelim. Burada dereceli azaltmada sıkıntımız aslında öğrenme hızını seçmek ve kaç iterasyon yapacağımıza karar vermek. Burada dereceli azaltmanın algoritmasını görüyorsunuz. Burada 1 diye veriyorum. Y, X'ye, kaç sayılarımı veriyorum. Öğrenme hızını veriyorum ve kaç tekrar yapacağımı veriyorum. Ondan sonra burada türevini hesaplıyorum. Türevini her bir katsayı için çıkartıyorum. Bu sayede katsayılarımı tutup bir tane yapıyorum. Bedel histolojisi oluşturuyorum. Ve bu bedel histolojisiyle yeni katsayılarımı fonksiyonundan alıyorum. Şimdi devam ediyorum. Mesela yapmışım. 0.1 için 50 kez yaptığımda yeni şeyleri bunları vermiş katsayıları. Yani katsayılar 5000'den mesela şu hale gelmiş. 10'dan mesela 9'una gelmiş. Bedel de görüyorsunuz böyle azalarak devam etmiş. Ve ne olmuş? O gördüğümüz, hani counterplot'ta da gördüğümüz gibi en aşağılara inmiş. Bu sayede bedelimiz mesela tekrar sayısı normalleştirme yaptığımızda 50. 50'de ulaştım yani. Normalleştirme yapmadan çalıştığımda ise 5000'de falan olur. Devam ettim. Buyurun. Evet, yapabilirsiniz aslında ama Y'yi yapmanıza çok gerek yok. Daha çok X'i yapmanız gerekiyor. X'lerin çünkü arasındaki değişim, yani katsayıları türevini hesaplıyoruz ya, katsayılar X'lerle çarpıldığı için o katsayıların çok büyük düşürmemesi için şey yapıyoruz. X'lerin değerlerini küçültüyoruz ki çok fazla etkilenmiyorlar bu sayede. Tabii yani normalleştirmeyi her bir seti için yapabilirsiniz. Ama şey var. Yapmak istediğiniz şey yeri de değişir. Yani siz bir makine öğrenmesi değil de başka bir şey yapmak istiyorsanız orada normalleştirme yapmanız çok doğru olmayabilir. Burada kontrol ettiğimiz şey bedelin düşüyor olması. Mesela büyük seçtik, 10 seçtik. Bedel düşmüyor arkadaşlar. Bakın burada büyüyor yani 22, 25, 27 falan. Ve böyle bedel artarak gidiyor. Sonra da zaten sonsuz. Yani teta değerleri de flu altına alabileceğini geçtiği için NA falan döndürüyor. Aynı şekilde biraz daha küçük yaptığımızda yine şey yapıyor. Yani biraz daha küçük yapıyoruz ama yine etki etmiyor. Biraz daha hani bu sefer daha uzun vadede büyüyor. Biz doğru bir şey seçtiğimizde ise hop hemen istediğimiz yere gelmiş oluyoruz. Burada işte öğrenme hızını 0-1 seçtiğimizde 50 iterasyonda az önce konuştuğumuz algoritmayla buraya inmeyi başardık. Öğrenme hızını az seçersek de bedeli azaltmamız çok uzun sürer. Böyle bir şey olur. Ama biz artık bunu böyle yani türevin sıfırlaşmasını istiyoruz. Yani bunun değişmemesini istediğimiz hale geliyoruz. O yüzden hani burada öğrenme hızını ideal seçeceğiz ya da çoğu bekleyeceğiz. Yani çok iterasyon yapacağız. Şimdi uyumun regresyona bakarsak da işte buradan bütün değerleri mesela yani birinci üssünü kullanmıştı ama bu ikinci üssü de olabilir. Yani binanın eniyle derinliğini gelip çarpıp bir tane bina burada oluşturabilirsiniz. Ve bunu kullanabilirsiniz. Bu sayede şey yapıyorsunuz. Mesela buraları hızlı geçiyorum. Çünkü buralar biraz daha hani yaparken göreceğiz. Hani
çizgi yerine daha böyle nasıl desem daha böyle eğrili şeyler oluşturmanızı sağlayacak. Bundan sonra mesela polinomu değerde oluşturduktan sonra bunun şeyleri yapıyor. Hani seçtiğim değer benim geri setimi ne kadar anlatıyor. Hani bina değerinde mesela şey yapmışım. Mesela binanın eğiminin karesini almışım. Çok anlatıyor bu. Mesela alerde sızlaşmaya başlamış. Mesela binanın boyutunun kübünü almışım. Biraz yaklaşmış. Ama binanın boyutu bayağı bir iyi anlatıyor. Hani burada iyi anlatmışım. Şimdi az önce dereceli azaltmayla yaptığımızı doğrusal regresyon için normal denklem yoluyla da yapabiliyoruz. Normal denklem çözer gibi çözebiliyoruz matrisler sayesinde. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz dersek yine bir hazırlıyorum buna. Evet, bunu da yapıyoruz. Şu anda bir formül yapıyoruz. Bu formül sayesinde tetaları bulabiliyoruz. Çünkü tetalar x'ler ve y'ler arasında bir ilişki vardı. Bunu kullanarak tetaları hesaplayabiliyoruz. Tetaları hesapladığımızda olabilecek en küçük değeri hesaplamış olduk. Y mi? Y'yi söylüyorum, unutuyor. H değil mi? H tahmin etmek istiyorum şimdi. Y gerçek değer yani, H. Evet. Devam edelim. Yani setten gelen şey. Nasıl? Y training setten gelen şey. Evet, eğitim verisindeki tahmin etmek istediğimiz şey Y, çıktı değişimini. H'da tahmin ettiğimiz hipotezimiz, teta H sayılarımız, X'lerimizde verdiğimiz birlikler. Şimdi aynı işlemi, bununla yani normal denklem yoluyla hesapladığım şeyi bir de dereceli azaltma ile hesaplıyorum. Ve aralarındaki farka bakıyorum. Mesela normal denklem yoluyla bulabildiğim değer bu olmuş. Dereceli azaltmayla da buna çok yakın bir değer bulmuşum. Yani çok hani ondaların çok az bir farkıyla şey yapmışım. Bu sayede hani iyi bir dereceli azaltma algoritmasıyla gördüğünüz gibi normal denklemle yapabileceğin şeyleri yapabilirsiniz. Arasındaki farklara bakarsak öğrenmenizi iyi şey yapmak gerekiyor, iyi seçmek gerekiyor dereceli azaltmada. Fazla tekrar gerektirebilir. Ama bitirdik adedi çok da olsa çalışır. Normal denklemde öğrenme hızı zaten yok, tekrar yok. Ama çok büyük bir datayı hesaplayabilecek bir kabiliyete gerek var. Bir de matrisin inverse'ü gerekiyor. Inverse alınmazsa zaten bu mümkün değil. Bitirdik adedi şimdi eğer çarpamazsak da bu şeyleri hani inverse'ü alamıyorsak şöyle bir singular matrix diye bir hata verecek. Hata verdiğinde de biz bunu normal denklem yoluyla hesaplayamıyoruz anlamına gelir. Böyle oluyorsak da tekil olduğunu gösterir. Bunu da düzenleştirme yaparak, yani birazdan bahsedeceği gibi bu sorunu çözebiliriz. Soru var mı arkadaşlar? Bir soru alabiliriz. Inverse matrix tam anlayabilir miyim? Inverse, yani şöyle göstereyim. Şunu hesaplayabilmek gerekiyor. Yani şunların çarpımını hesaplayabilmek gerekiyor. Çarpımını hesaplayamazsanız bir şey yapmaz. Nasıl desem? Şunu hesaplayamazsanız, yani bazen matrislerin inverse'ünü alamıyorsunuz, çarpamıyorsunuz. Çarpamadığınızda da hani birlik bir matris oluşturması gerekiyor ya. Onu oluşturamadığında bu hesabı yapamıyorsunuz. Yani buna neden oluyor? Normal denklemi mi kullanamıyoruz? O zaman kullanamıyoruz. Arkadaşlar teşekkürler ediyorum. İnşallah güzel bir faydalı olmuşumdur. Hani biraz süreyi açtık. Bir gün özür diliyorum. Ona sözü bırakıyorum.